Türkiye yıllardır Suriyeli mültecilere kardeşlik duygusunu ön plana çıkararak ev sahipliği yapıyor. Son günlerde gerçekleşen Fırat Kalkan Harekatı ve ardından Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Suriye'de oluşturulan güvenli bölgeler sayesinde artık Suriyeliler de yavaş yavaş topraklarına, vatanlarına, doğdukları, büyüdükleri yerlere geri dönmeye başlıyorlar. Bugün de İstanbul Esenyurt'ta bir kafile, bir Suriyeli mülteci kafilesi Suriye'ye doğru yola çıkacak. Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe. Konuğum, başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul büyük bir ev sahipliği yaptı Suriyelilere. Özellikle Türkiye bazında baktığımız zaman İstanbul'da da Esenyurt büyük bir ev sahipliği yaptı. En büyük ev sahipliğini Esenyurt yaptı ve artık geri dönmeye başladılar. Nasıl bir duygu? Birisi ben sevinçliyim. İki taraftan sevinç yaşıyorum. Birisi oralar kurtarılmış olması, o teröristlerden temizlemiş olması Suriyeliler için de oraların tekrar bir vatan olabilme ihtimalini doğuruyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız yıllardır defaatle söylüyor. Biz buraları temizleyeceğiz. Bunlar dönecekler. Bizdeki misafir olarak kalan Suriyeliler dönecekler. Kendi ülkelerine sahip çıkacaklar. O ortaya çıktı. Bunu da bir talep oluştu. Biz de 140 bine yakın bir Suriyeli nüfusu barındırıyoruz Esenyurt'ta. Bunların birçoğu evi var, ev almışlar. Olmayanlara biz yardımcı oluyoruz. Yıllardır bakıyoruz. Okulları var, özel okulları var. Eğitimlerini alıyorlar ama muhakkak bir bizim kültürümüzde, bizim Türkçemizde birleşen, harmanlanan bir eğitiminde modelini geliştirdik burada. Onun için o anlamda rahatız, anlaşma anlamında. Şu an geldiğimiz noktada bu bizim yaklaşık 7. kafilemiz. 6-7. kafilemiz oluyor. Sürekli olarak bir dönüş talebi var. Biz de bunlara organizasyonu yapıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? AFAD'la, Kızılay'ımızla orada ortak çalışma yapıyoruz. Oradan okey, gönderin, tamam diye mesaj geldiği anda, çünkü İngilizlerle de birlikte, pardon, Kızıl Haç'ın da bir kısmıyla beraber evet çalıştık. Onlar okey diyor, bizimkiler tamam diyor. Biz de buradan araçlara bindirip gönderiyoruz. Orada karşılıyorlar. Şu anda 100 ailemiz Aport'ta bekliyor, hazır. Bugün de 20 kişilik bir kafile gönderiyorduk. AFAD'dan ismi çıkan ikinci bir ekstradan bir arkadaşımız daha çıktı. 21 kişi olarak bu ekibi gönderiyoruz. Ya sadece sınıra götürelim de oradan sonra değil, aynı zamanda oradan da ilgileniliyor yani, değil mi? Tabii AFAD alıyor, evlerine kadar götürüyor. Bunların şimdi çocukları olmuş. Eskiden gelince çocukları yok, şimdi çocukları var. Bu çocuk gerçekten onun çocuğu mu? Araştırma titizlikle yapılıyor, ediliyor. Yani buradan da yanlış bir şey gitmesin. Orada da bir resmi kayıt tutulsun diye. Bunları bir gün orada yapıyorlar. İkinci gün de evlerine kadar gidiyor. Yerleştiriyorlar. Dolayısıyla şu anda memnuniyet var. Bu da hızlandı. Hız da şuna bağlı. İlk giden akrabaları buraya haber gönderip biz evimize geldik, burada her şey güllük gülistanlık, çok güzel, imkanlar var deyince bu insanlar da rahat rahat hızlanarak dönüşlerini yapmaya başladılar. Biraz önce otobüsü gezerken bir çocukla tanıştım. Evet. Aynur 3 yaşında, ailesi 5 yıl olmuş buraya geleli. İlk defa gidecek Suriye. Aslında o mülteci değil, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş. Evet, doğrudur. Ben de şimdi bir kızımızla karşılaştım da burada kuşu var. Kuşunu da götürüyor yanında. Dolayısıyla da burada da biz mülteci işte bir tam tersine kuşlarımızı da götürüyoruz. Kuşlar mülteci olacak değil mi? Kuşlar mülteci oldu ama bu iş güzel bir iş. Bir kardeşlik hukukumuz vardı. Buna istinaden biz misafir ettik. Artık bize teşekkür ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. Türk milletine teşekkür ediyorlar. Memleketlerine dönüyorlar. Biz de bu işlerine kolaylık sağlıyoruz. Çünkü zaten ilk gelen bir Suriyeli gelmişti. Sonra işte 4 milyon oldu. Şimdi bir Suriyeli ile başladık. 8500'ü buldu. Yani bu 85 bini bulacak, 850 bini bulacak. İnşallah dönecekler ülkelerine. İrtibatımızı kesmeyeceğiz. Oralarda bunların şehirlerini kurmasına yardımcı olacağız. Giden bir arkadaşımız orada bir market açmış. Esenyurt Market diye koymuş. Tabii burayla da gönül bağlanmış. Kesmiyorlar. İyi oldu. Onlar için hayırlı oldu. Yine biraz önce yaparken çehrelerini böyle izlerken bir yanda tebessüm var çehrelerinde gidenlerin, bir yanda hüzün var. Çünkü burada bir huzur olmuş, muhabbet oluşmuş, komşular, arkadaşlıklar, 5-6 yıllık bir geçmiş olmuş. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben birkaçının eşyalarını alırken de bulundum. Mahallelerinden, özellikle evlerinden çıkarken de bulundum. Ciddi anlamda komşuluk ilişkisi gelişmiş. Biz zaten sıcakkanlı bir milletiz. Misafirperver bir milletiz. Yani karşılıklı ağlayanlar, sarılanlar Afrin'e davet ediyorlar. Şimdi burada Afrin, Cerablus bölgesi daha çok insanı bizim buradan şu anda gidiyor. Şimdi Afrin'e davet ediyorlar. Yani siz de buyurun gelin. Biz size... Tabii siz şimdi burada ev sahipleri olarak gitmeniz gerekir başkanım artık. Evet, ben zannediyorum ki bu 100 aileyi gönderdiğimizde oraya gideceğim. İnşallah orada bir iki günde kalmayı planlıyoruz.
projenin devamlılığı da olacak değil mi başkanım? Tabii bu Türkiye'ye de yayıldı. Şu anda diğer belediyelerle de bu şekilde bizden yolu yordamı bir pratik kazandık bu işle ilgili. Onu da öğrenmek istiyorlar bizde. Biz de yardımcı oluyoruz. Kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Orada çok iyi bir organizasyonla gidenleri karşılıyor. Evlerine kadar AFAD üzerinden teslim ediyorlar. Buraya da güven oluşuyor. Yani güven oluştukça da buradan gidiş hızlanıyor. Ben şunu diyorum. Bu insanlar gidiyor. Bizim insanımıza diyorum ki misafirperverliğimizin karşılığını alıyoruz. Ağlayarak bize teşekkür ederek gidiyorlar. Hep söylediğim bir cümleyi de burada izin verin söyleyeyim. Ben diyorum dünyanın en şanslı milleti Suriyeliler, diyorlar ki nasıl olur, ülkeleri elden gidiyordu. Ama bizim gibi bir komşuları vardı. Aldık, ev sahipliği yaptık, aşımızı, işimizi paylaştık. Şu anda da dönüyorlar. Kardeşlerimiz canları kurtuldu. Bizim için o yeterli diye düşünüyoruz. Evet, konuştuğumuz zaman da Allah sizden razı olsun. Evet. Allah Türkiye'den razı olsun. Çok iyi misafirperverlik yaptınız. Evet. Bunlar da neler yapıldı? O iyi misafirperverliği de biraz özetleyebilir misiniz başkanım? Ya biz belediye olarak en azından sürekli ellerimiz üzerindeydi. Hangi açıdan üzerindeydi? Özellikle eğitim noktasında. Yani şu anda gidenlerin %80'i Türkçe biliyor. Çocukların %100'ü Türkçe biliyor. Gençlerin %90'ı Türkçe biliyor. Yani en azından Türkçe bilerek kendilerini ifade etmeyi öğrendiler. Burada ticaret yapıyorlar. Yerleri var. Doğrudur, bir yoğunluk oluştu. Ama Fransa'da, Paris'te de İstanbul Caddesi var. Orada da Türkler yapıyor bu işi. Gidecekler, dönecekler. Kendi ticaretlerini kendi insanla yaptılar. Bizden gidip onlardan bir şey satın alan da yok. Hani çok da mutfak kültürümüz uyuşmadı bazı noktalarda. Dolayısıyla gidiyorlar, ülkelerine gidince kendi yerimiz bize kalacak. Onlar yine gelirlerse buraya misafir olarak gelip gidecekler. Ama alıştık değil mi başkanım? Eksikliklerini de hissedeceğiz. Haliyle yani bir dostluklar oluşuyor. Bayağı sayıda burada insanla muhatap olduk. Ben diyorum ya, halk nezdinde bir kısım halkımızın bir kısmı özellikle, yani çok oldular, doğrudur. Hani siz kendinizden olmayan diye kabul etmeyebilirsiniz ama insan, öyle bakıyorum. Ben bir toplantıda dedim, hanımefendi ne diyorsunuz dedim, itiraz eden biri vardı ya, ölsünler mi? Ya ölsünler dedi, yani ölmesinler, ölmesin. Allah kulları yaratmış, yaşasınlar diye. Biz ülke olarak, bu ülkenin gönlü geniş, ruhumuz geniş, misafirperveriz. Yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, çok iyi bir liderimiz var. Dünyaya liderlik yapmaya başladı. Dünya insan öldürmeme gerektiğini anlatmaya başladı. İşte görüyorsunuz, bir yeri Amerika kurtaracağım diye gidiyor, darmadağın ediyor. Biz gidiyoruz, Afrin'i kurtarıyoruz. Bir tane cam kırılmıyor. Yani bu bizim insana anlayışımız. Bir fazla can yanmasın anlayışımız. İnşallah örnek olacak. Bunu Avrupa'da örnek alacak, Amerika'da örnek alacak. Türkiye'yi örnek bir ülke olarak yaşamaya devam edecek. Komşuluklarımız da sürecek inşallah. Ne mutlu başkanım size. Çok çok razı olsun Rabbim. İnşallah devamı da gelsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, İstanbul Esenyurt'tan 7. kafilede birazdan Suriye'ye, Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytin Dağlı Harekatı kapsamında oluşturulan güvenli bölgelere doğru yola çıkacaklar. Çehrelerindeki tebessümü görüyorsunuz. Bazı çocuklar var hatta. Mesela Zeynep Suriye'yi bilmiyor. Hayal meyal hatırlıyor. Mesela Zeynep de değil mi Zeynep? Nereye gidiyorsunuz? Suriye'ye gidecek ve Arapçadan çok Türkçe biliyor Zeynep ve artık onlar da kimileri topraklarına kavuşacak, kimileri vatanlarına kavuşacak, kimileri ilk defa görecekler ki bazı kuşlar da var, onlar da mülteci konuma düşecekler diyelim ve sözü merkeze bırakalım.